Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatımı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videonun konusu forzibbe veya prefix an olacak arkadaşlar. Şimdi örneklere geçmeden önce an propozisyonunun anlamı ne? Bizim en bildiğimiz temel anlamıyla. Örnek veriyorum, ben bir resmi duvara asıyorum, değil mi? Ich hänge das Bild an die Wand. Nereye asıyorum? Ben bir resmi duvara asıyorum. Bir noktaya asıyorum. Oraya çivi çaktım ya da bir şeyle oraya yapıştırıyorum veya asıyorum. Yani bir nokta söz konusu, değil mi? Ya da Das Bild hängt an dem Wand. An der Wand ya da resim duvarda asılı. Yani burada anlayacağınız üzere anın bir noktaya doğru bir anlamı var. Zaten prefix olarak da bazı fiillerin önüne geldiği zaman da temelde, bakın temelde bu anlamı veriyor. Çünkü birazdan da örneklerde göstereceğim üzere bazı fiillerin çok anlamı var arkadaşlar. Bunu bazen prefixlerle açıklamamız olanaklı değil. Şimdi temel anlamına bakalım. Ankommen. Ich bin im Hotel angekommen. Ne yaptım? Ben otele vardım. Bir lokal anlamı var ama bu lokal anlamında an propozisyonu ben vardım. Ben o noktaya vardım. Dikkat edin, bu anlamı katıyor bize. Sonra bir objeye doğru olan anlamı var. Mesela ich schaue das Bild an. Ben bir noktaya bakıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. An, schauen ayrılabilen bir fiil bu arada. Ich schaue das Bild an. Sonra anfahren var bir de. Anfahren ne? Burada örnek cümle de verdim. Ben burada şöyle bir işareti koyalım. Ben park halindeki bir araca çarptım. Ne yaptım? Bir aracın noktasına çarptım, değil mi? O anlamda anfahren kullanılıyor. Bu arada anfahren'ın birden fazla anlamı var. Ben size bu videoda temel anlamını vermeye çalışıyorum. Bir kelimenin bağlam içinde anlamı değişebiliyor ama ben burada çok bilinenlerden hareket ediyorum. Sonra bir de anstoßen var. O da çarpmak demek. Ama dediğim gibi farklı anlamları var. Bir de ortalığı kızıştırmak anlamı var. Anstoßen'ın. Sonra bir sürecin başlangıcı. Vorgang süreç demek. Anfang başlangıcı. Zaten anfangen, anfang. Fangen başlamak. Anfangen bir noktadan bir sürecin başlaması. Sonra gene anfahren var. Harekete geçmek, bir noktadan harekete geçmek. Anlaufen, koşmaya başlamak, koşmaya başlamak anlamında. Sonra binden bağlamak, anbinden de bir şeyi bir şey ile bir yere bağlıyorsunuz. Bir şey ile bir yere bağlamak. Niye buna ben bolt yapmışım? Bir şeyi bir yere bağlamak. Ansiehen giyinmek. Şimdi anne dedik, bitişik olmak, değil mi? Şimdi ben giyindiğim zaman ne yapıyorum? Üstüme bir şeyi iliştiriyorum, bitiştiriyorum, değil mi? Anschließen da ne demek arkadaşlar? Kapatmak anlamında, değil mi? Kapatmak mı? Anschließen. Hayır, bitiştirmek demek aslında. Schließen kapatmak. Verschließen ne demek arkadaşlar? Bir şeyi şimdi bakın, verschließen ile anschließen arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Ne demiştik an propozisyonu için? Bir şeyi bitişik, yapışık, duvarda, değil mi? Bir noktadan bahsediyorum. Anschließen de bitiştirmek anlamında, yakınlaştırmak, bitiştirmek anlamında kullanılıyor. Verschließen da bir şeyi ayrılmayacak şekilde bağlamak. Mesela kapıyı kilitliyorsun, açılmayacak şekilde bağlamış oluyorsun. Ya da birini evlendiriyorsun, verheiratın bir bağ oluşturuyorsun. Anschließen de bitiştirmek demek. Peki anbinden'la farkı ne? Verschließen, bir şeyi bir şeye bağlıyorum. Mesela ben işte tekneyi iple işte limana bağlıyorum, değil mi? O bir noktaya bağlıyorum. O anlamda kullanıyoruz. Dediğim gibi çok kelime var. Hepsiyle ilgili ben hani bazen ayrı ayrı videolar çekebilirim. İşte anschließen mi, verschließen mi, anbinden mi, verbinden mi diye onları ayrı ayrı çekerim artık. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.